yaptıktan sonra Mustafa Cedil'in işleri biraz daha sıkılaştırdı. Biraz daha fazla şarkı yapmaya başladı bugünler için. Bizim Türkçesindeyiz. Kapatandayız. 97 WhatsApp adresimizin numarası. İstekleri bekliyoruz. Sırada bir Kayahan çalışması. Ama Gülşen sesiyle dinleyeceğiz. Emrin olur, Kadefan'da olacak. Akşam dalgalar vurur sahil boşlar gökyüzüne. Fırtınalar düşmüş kaderime. Yolumu çizmişsin sen yine. Emrin olur gülüm baş üstüne. Kadefan Ankara. Yeah.
Sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsiniz de orada. ونجني من فرعون وعمله ونجني من
من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت www.radiohedef.com Boykotlu ürünleri alma, sürme ortak olma. Şimdi yapalımlar. Kalmasın diye umre fiyatlarımız 700 dolardan başlıyor. Yanlış duymadınız, 700 dolar. Nagihan Turizm sizi huzura taşır. İrtibat 311-0404 311-0404 olur. İkiye ayrılmış. En zaman sen atmadın. Belki Allah attı. Enfal 17 ayetinin işaretiyle attığı bir avuç toprak Bedir ve Huneyn harplerinde her bir düşman askerinin gözüne birer avuç olarak girmiş ve onları bozguna uğratmıştır. Ordusunun susuz kaldığı 3 farklı seferde parmaklarından çeşme gibi akıttığı sularla tüm askerlerin susuzluğunu gidermiştir. Hutbe okurken dayandığı kuru bir hurma direği, onun ayrılığından yüksek sesle ağladığını, Mescid-i Nebevi'de bulunan herkes işitmiş ve bu hadise pek çok münafıkların halisane iman etmelerine sebep olmuştur. Dualarının çok defalar anında kabulü, az bir yemekle yüzlerce kimseyi doyurması, dağların, ağaçların, taşların, hayvanların mübarek gözlerindeki kırmızılığa var ya da Bakara suresinin 146. ayetinde kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Hristiyanlar ve Yahudiler onu kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar buyurulmaktadır. Bu ayetin manası hakkında Yahudi alimlerinden sadece Peygamber Efendimizin emsalsiz güzelliğini görmekle bu yüzde yalan olamaz diyerek İslam'la ve sahabe olmakla şereflenen Abdullah İbni Selam radıyallahu anh şu izahı yapmaktadır. Ben Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüğüm zaman oğlumu tanıdığımdan belki anası hıyanet etmiştir diye şüphelenebilirim ama Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında zerre kadar bile şüphem olamaz. Çünkü onun vasıfları Tevrat'ta yazılı olanların aynısı ve tamamıdır. 1800'lü yıllarda Filistin'de yaşayan ve Üstad Bediüzzaman'ın kendisi hakkında mesleken biraderim dediği büyük İslam alimi Hüseyin-i Cisri Hazretleri eski semavi kitaplardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakan 114 işareti o kadar tahrif edilmelerine rağmen çıkarmıştır. Demek ki daha evvel çok daha fazla ve açıkça beyanlar varmış. Arifler, kahinler ve hatifler bulunurlar. Hatta yalnız sesi duyulup kendileri görülmeyen hatif denilen cinnilerin bağırarak verdiği haberler de tarihlere kaydedilmiştir. Ayrıca eski dönemlerden kalma bazı taşlarda onun isim ve sıfatlarının yazılı olduğu görülmektedir. Demek ki o zat aleyhissalatü vesselam tarih boyunca yolu gözlemlemiş, semavi kitapların alakasını celbedecek ve ondan bahsedeceklerdir. Onların Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı haber vermesi konusunda Üstad Bediüzzaman çok mühim bazı tespitler yapıyor. Mucizat-ı Ahmediye adlı eserinde tespitlerinden bir kısmını şu şekilde anlatıyor.
tüm kampanyaları ilave ekstra yapan ürünler seni bekliyor. Hemen bir telefon kasasına gel. Kısa sürede bu basit son gün. Son gün 2 Eylül. Yasalayan Ardın Mutfer. Teknik yapımda Mahmut Arslan. Sunan Elif Karahan Toker. Haberleri veriyoruz. Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal Harekatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başkanlığı çeşitli pozisyonlarda açık bulunan 2290 kadro için yapılan duyurularda Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı için 500 faiz, 540 murakıpla görevde yükselme sınavı kapsamında 600 şube müdürü, 400 din hizmetleri uzmanı, 250 şoför müdürü, 2290 personel alacak. Akdeniz'de 4 büyük yerine baktığımız zaman karıştırıyoruz kendi içimizde, çünkü o köprü kurulu zannediyoruz bir şekilde ama karşıya baktığımız zaman köprünün karşısında indirimli olmadığını görüyoruz. İşte bu sebeplerden, hani tabiri caizse deneyim dediğimiz her konuda bildiğimiz kazıkların bir ilişkisi. 70'li yıllardaydık. Yine o yıllardan bir şarkı devam edeceğiz. Bir kez Demet Caner'in bizlere eşlik edecek. Bir zamanlar ne çok severdim.